yalvarsın, gelişin, gelişin. Cici kızların bunlar olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da bir film için seçilen 3 tane öylesine kız. Delisin, delisin, delisin. Ama onlar bundan çok çok daha fazlasıydı. Ekoseli etekleri ve kalpli süveterleriyle bugün nostaljinin ete kemiğe bürünmüş hali onlar. Birliktelikleri sadece 2 yıl sürdü ama o 2 yılda çok şey yaptılar. İşte bu hikaye kısacık ömürlü bir grubun bugünlere nasıl geldiğini nostaljik hikayesini anlatır. 70'li yılların akılda kalan kıvırcığı o. Hikayemizin de baş kahramanı. O masum bakışların sahibi Bilgen Bengü 17 Aralık 1957 yılında doğar. 3 yaşında masaların altında gizlice şarkı söyleyerek başlar müzik hayatına. Daha o yaşlarda Behiye Aksoy dinleyip Erol Büyükburcu'nun şarkılarıyla dans eder. Ailesi onun müziğe olan yeteneğini fark edince Ankara'ya konservatuvara göndermek ister. Ancak bu ayrılık hem kendisi hem de ailesi için zor gelir ve vazgeçerler. Konservatuvara gitmese de müzik hayatının merkezindedir her zaman. Lise yıllarına gelince bir arkadaşının vesilesiyle yolu Nino Varon'la kesişir. İşte olaylar da bu saatten sonra başlar. Bu güzel grubun kuruluş hikayesini şöyle anlatır Ekose etekli güzel kızımız. Nino Varon'la yolum kesişince çok hızlı gelişti her şey. Öncelikle üçümüz de tanışmıyorduk. Nino Varon Odeon'da müzik prodüktörü olarak çalışıyordu. Bana dinlemem için yabancı plaklar verirdi. Bir gün ofise Şanar Yurdatapan geldi. Ben de dersten çıkmış okul önlüğümle oradaydım. Şanar kıvır kıvır saçlarımla beni görünce cici kızlardan bahsetti ve bu gruba dahil olmamı istedi. 1974 yılında bir anda Şat Yapım'a transfer oldum. Atilla Özdemiroğlu, Hurşit Yenigün ve Baha Boduroğlu gibi dönemin en önemli isimleri orada. Şanslı bir başlangıcım oldu. Beni diğer iki arkadaşla tanıştırdılar. Grubumuzda ilk olarak Sibel Egemen, Şebnem Aksu ve ben vardım. Bir süre çalışmalar yaptık. Sibel Ankaralıydı ve buraya gidip gelmesi zor olduğu için gruptan ayrıldı. Şebnem Aksu da samimi arkadaşı Birnur Bilginoğlu'nu dahil etti gruba. Bu sevimli grubun ilk 45'likleri olmaz ki bak şu çocuğa olur. Bu plak hayal ettikleri başarıyı getirmese de iyi bir başlangıç olur onlar için. Bak şu çocuğa bana göz ediyor anne. Ama bir yıl sonra çıkan Delis'in Rengarenk 45'liği ile listeleri alt üst ederler. O enerji dolu filmlere konu olan Delis'in şarkısıyla birden şöhrete kavuşurlar. Sevgi Selin'den yolda dahi yürüyemeyecek hale gelirler. Bu grubun başka özellikleri de vardı tabi. Onlar Türkiye'de kadınlardan kurulu ilk vokal grubudur. Ayrıca bu cesaretleriyle birçok genç kızın yüreklenmesini sağlarlar. Neden cesaret gerektirdiğini de Milliyet gazetesine yıllar sonra şöyle anlatır Bilgen Bengü. O zamanlar kızı boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya varır diye bir söz vardı. Kızların şarkı söylemesi hoş karşılanmazdı. O yüzden bizim genç kız olarak müzik dünyasına adım atmamız birçok genç kızı cesaretlendirip yüreklendirmiştir diye düşünüyorum. Sahnede onları görmek de bir güzellik, bir hoşluk katıyor ortama. Kadınların olmadığı bir dünya pek hoş olmazdı herhalde. Delis'in şarkısının bestesi ve düzenlemeleri usta isim Atilla Özdemiroğlu'na aitti. Bu şarkı insanlara çok sıcak gelir. Sanırım günümüzde de hala severek dinlenmesinin sebebi bu. Bu başarı onlara Eurovision şarkı yarışmasının kapılarını da açar. Ancak bu yarışmada bir ilk yaşanır. 1975 yılında Eurovision şarkı yarışması Türkiye elemelerinde Semiha Yankı ile aynı puanı alırlar. Birincilik kura çekimine kalır. Grubun en küçüğü olarak kurayı Kıvırcık'ın çekmesini isterler. Çekilen kura sonucunda birinciliği Semiha Yankı'nın Seninle Bir Dakika şarkısı kazanır. Önce çok üzülürler, hatta saatlerce ağlarlar. Ancak halk onları öyle sahiplenir ki bu üzüntüleri birden geçiverir. Semiha Yankı ise Eurovision şarkı yarışmasında sonuncu olur. Bu yüzden gelecek sezon yarışmaya katılma şansını kaybederiz. Bilgen Bengü yıllar sonra bir itirafta bulunur ve şunları söyler. O zaman çocuktuk, anlayamadık tabii ki. Kura çektik ve kaybettik. Sonra kulise gidip hüngür hüngür ağladık. Haksızlık oldu diyebilirim. Eğer Seninle Bir Dakika yerine Delis'in yarışsaydı daha yüksek puan alırdı. Delis'in daha ritmik, daha kolay anlaşılan bir şarkı. Ayrıca başarılı bir koreografisi de vardı. Belki birkaç fazla puan alır sonuncu olmayabilirdik. Bu hayal kırıklığının ardından çalışmalarına son sürat devam eder bu üçlü. 1975'te Güle Bilmez, Gencim Yaşarım Deli Gönlüm ve Sev Sev Uçtu Uçtu isimli 3 adet 45'lik daha çıkarırlar. Konserler, turneler başlar. Birçok dergi ve kuruluş tarafından yılın grubu seçilirler. Delis'in şarkısı üzerine bir de film çekilir.
Filmde Tarık Akan ve Necla Nazır'la başrolü paylaşırlar. O günleri ise şöyle anlatır Bilgen Bengü. Biz Eurovision'da öyle bir hüsran yaşayınca Tarık Akan'la film çeviriyoruz dediler. Genç kızlık aşkımız, duvarlarımızı posterleriyle süslediğimiz Tarık Akan'la bir arada olmak çok heyecanlıydı. Yakışıklı, olgun, kibar ve muhteşem bir insandı. Necla Nazır da pozitif biriydi. Çok keyifliydi orada olmak. Bir yurtta 3 gün film çektik. Başarı adımlarını bir bir tırmanan grup, geleceğin en iyi vokal grubu olarak gösterilir. Yükselişleri hızla devam ederken radikal bir kararla grubu dağıtmaya karar verirler. Bu ani kararın arkasında yatan nedenleri Hürriyet gazetesine şöyle anlatır Bilgen Bengü. 2 yıl birlikte olduk ama hiçbir zaman ne kırgınlık, ne dargınlık, ne de anlaşamama durumunu yaşadık. Arkadaşlarım müziğe profesyonel olarak devam etmek istemedi. O zamanlar sahneye düşmek diye bir tabir vardı. Sahnede olmak negatif anlamda kullanılırdı. Türk toplumunu bunlar etkiledi. Biz de ayrılıklarına saygı duyduk. İkisi de ev hanımı artık. Profesyonel müzik yaşantısında yoklar. Biz ayrıldık ama hala görüşüyoruz. Onlar çoluk çocuk torun torbaya karıştı. Hiçbir şekilde de basında yer almak istemiyorlar. Grubun dağılmasının ardından tek başına da olsa yola devam etmeye karar verir Bilgen Bengü. Nino Varon'la Nova Müzik altında çalışmaya başlar. Düzenlemeleri onunla Tunç'a ait olan Söyle Kimdi O isimli 45'liğini çıkarır. Bu 45'liğin ardından Hey dergisi tarafından yılın ümit veren kadın sesi seçilir. Daha sonra Kendine İyi Bak, O Piti Piti ve Dik Kalbimde Yarayı şarkılarını çıkarır. 6 defa Anadolu turnesine çıkar. Bunlardan bazılarında Barış Manço, Bediye Akartürk, Tanju Okan, Coşkun Demir, Edip Akbayram, Tülay Özer, Ela Altın, Ahmet Özhan, Neco, Melike Demirağ, Arzu Ece, Ercan Turgut gibi sanatçılarla aynı sahneyi paylaşır. Sahne, konser, turne çalışmaları yaparken aynı zamanda okuluna da devam eder. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler bölümünden mezun olur. 1987 yılında düzenlemesini Esin Engin ve Turhan Yükseler'in yaptığı Kıvırcık isimli kaset çalışmasını yapar. Ama yeterince tanıtım yapılmamasından dolayı umduğu başarıyı yakalayamaz. 1988 yılında müziğe ara verir. Müziğe ara vermesinin sebebini ise çocukları Cem ve Can'a daha fazla vakit ayırmak olduğunu söyler. Uzun bir aradan sonra 2002 yılında 4 şarkılık maxi single çalışması Canım Çektiği çıkarır. Bilgen Bengü son olarak 2011 yılında Yavuz Hakan Tok'un söz ve müziklerini yaptığı Şarabi isimli single'ını çıkarır. İstanbul Bodrum arasında gitgelli bir hayat süren usta isim günümüzde de müzik çalışmalarına devam etmektedir. Ablasının da Meraklı Köfteci filminde başrol olan Gölgen Bengü olduğunu söylemeden bitirmeyelim. Topu topu 2 yıllık bir maceraları var cici kızların. Ama şarkıları neredeyse 50 yıldır unutulmadı. Ölümsüz hit şarkılara imza attılar. Cıvıl cıvıl müzikleri, rengarenk, dönemin ruhunu yansıtan kıyafetleriyle bir ilki gerçekleştirdiler. Dönemin filmlerine bile şarkılarıyla ilham verdiler. Onların şarkılarını hala bir anaokulu gösterisinde, yıl sonu mezuniyetlerinde, son yıllarda çekilmiş filmlerde ya da bir kitapçının önünden geçerken bile duyabilirsiniz. Bu da onların asla unutulmayacağına dair çizilmiş en nostaljik resim. Danslarıyla bizi geçmişe doğru hüzünlü bir yolculuğa çıkaran, her dinleyişimizde zamanın ne kadar hızlı geçtiğini anlatan, o eski güzel günlerin asla gelmeyeceğini hatırlatan, kalpli süveterleriyle bir cici kızlar geçiyor bu hayattan.